Eskiden hep benim için ağlardın. Şimdi Koray için ağlıyorsun. Burak, niye hep ağlayan ben oluyorum ya? Bana karşı artık hiçbir şey hissetmiyor musun? Hissetmiyorum. Emin misin? Eminim Burak. Ben artık seni sevmiyorum. Sevda ya... Burak, sen eski sevgilinden ayrılıp benimle barışabileceğini mi sandın? Sevda, sen yanlış anladın ya, ben... Bana bak Burak, ben senin öyle yazın çıkarıp kışın giyebileceğin bir panto değilim, tamam mı? Ya gerçekten göründüğü gibi değil ya, gözde bak. Gayet de göründüğü gibi birader, gayet de göründüğü gibi. Ya sen karışma lan, sen niye karışıyorsun ki? Ya gözde bak, gerçekten göründüğü gibi değil ya. Ben sana güvendim. Senin için ablamı, arkadaşlarımı karşıma aldım. Ama değmezmiş. Gözde! Ya Gözde, bir dursana, beni bir dinle ya! Ya neyini dinleyeceğim? Az önce Sevda'yla öpüşen sen değil miydin? Ya... Tamam öyleydi ama yani ben bir açıklayayım. Dinlemiyorum ya, bitti. Bu sefer gerçekten bitti. İnsanlara rol yapmamıza da gerek yok. Benim için sen de bittin, ilişkimiz de bitti. Bundan sonra benden de hayatımdan da uzak dur. Bitti ne demek ya? Oğlum sizin ilişkiniz bitmemiş miydi? Vay, çektikleri numaraya bak. Oscar Indix. Gözde, helal olsun. Aa, Hayat abla! Hayat abla! Kaldırdılar bizi! Vay vay vay. Sevda Hanım, hangi ara yürüdün çocuğa ya? Ha? Sana ne? Sanki çok umurumda senin. Sakin ol ortak. Amacımız zaten bu değil miydi? Arkadaşın olarak şaşırdım o kadar. Biz az önce ayrıldık Koray. Sevgili falan değiliz yani. Sevgili de olmadığımıza göre ben istediğimle olurum. Seni hiç ilgilendirmez. Sevgili olmamamız seni önemsemediğim anlamına gelmez. En azından arkadaşız. Ayrıca bana değil, az önce seni öpüp eski sevgilisinin arkasından koşan adama atar. Seni ilgilendirmez Koray. Bitti mi? Ya ne gülüyorsun? Çok mu komik? Kızım, biz numara yaptığımızı sanırken numaranın büyüğü bize yapılmış. Sahte bir ayrılığa inandık biz.